Karşımızda y eşittir ft'nin grafiği var. Yata eksende saniye cinsinden zamanı görüyoruz. Buna benzeyen fonksiyonlardan kare dalga olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz. Ayrıca periyodik bir fonksiyonla karşı karşıya olduğumuzu da söyleyebiliriz. Neden diye soracak olursanız her 2 pi saniyede bir döngü ya da periyodunu tamamlıyor da ondan. Hemen not edeyim. Periyodu 2 pi'ye eşit. Birimleri de yazacak olursak saniye bölü döngü yazabiliriz. Bu durumda frekansı da 1 bölü buna eşit olur, öyle değil mi? Evet, frekansı da 1 bölü 2 pi döngü bölü saniyeye eşit. Bunun yerine hertz de kullanabiliriz. Bu videoda buna benzeyen periyodik bir fonksiyonu, değişik periyodları ya da frekansları olan sinüs ve kosinüslerin sonsuz toplamları olarak ifade edip edemeyeceğimiz hakkında konuşacağız dediğimi biraz daha açık bir şekilde ifade etmek için şöyle yazayım. FT'yi kosinüs ve sinüsten oluşan bir toplam olarak yazmak istiyorum. Evet bu bir toplam olacak. Bu temel sabit. Aşağı ve yukarı ötelenecek ve fonksiyonun bir periyottaki ortalama değerine bağlı olacak. Evet bu a alt indis 0 olacak ve bundan sonra da periyodik fonksiyonları eklemeye başlayabiliriz. a alt indis 1 çarpı kosinüs t neden kosinüs t ile başladığımı merak ediyor musunuz? Buna sinüs t'yi de ekleyebilirim. Artı b1 sinüs t yazayım. Evet, sizce neden kosinüs t ve sinüs t ile başladım? Orijinal fonksiyonumuzun periyodu 2 pi ise, mesela buradaki fonksiyonu ben oluşturdum ve periyodu 2 pi. Ama burada periyotları 2 pi olan fonksiyonlar kullanacak olmamız çok mantıklı, öyle değil mi? Buradaki katsayılarda da bunların ağırlıklarını verecek. Mesela A1 eğer B1'den büyükse buradaki kosinüs t'nin ağırlığı sinüs t'den fazla olur. Bu arada fonksiyonun bundan ibaret olmadığını da tahmin ediyor olmalısınız. Çünkü bu bize kare değil de sinüzoidal bir dalga verir. Kare dalga elde etmek için bu frekansların katları olan sinüzoid frekansları ekleyeceğiz. O zaman artı A2 yani başka bir katsayı çarpı kosinüs 2t ekleyelim. Bunun frekansı 1 bölü 2 pi. Bununki de bunun 2 katı yani 1 bölü pi'dir. Devam ediyorum. A3 çarpı kosinüs 3t. Ve bu şekilde sonsuza kadar devam edeceğiz. Aynı şeyi sinüslerle de yapacak olursak artı b2 çarpı sinüs 2t artı b3 çarpı sinüs 3t artı nokta nokta nokta. Bu noktada bunun eğlenceli bir alıştırma olduğuna kanaat getirip böyle bir şeyin eğlencesi dışında neden yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Buna benzeyen yani bir fonksiyonu ağırlıklı ve sinüs ve kosinüslerle ifade ettiğimiz sonsuz seriler Fourier tarafından keşfedilmiştir. Bu serilerin adının Fourier serisinin olmasının sebebi de zaten bu. Bu seriler diferansiyel denklemleri inceleyen Fourier'e enteresan gelmişti. Çünkü işin içine sinüs ve kosinüsü dahil ettiğinizde birçok diferansiyel denklemi çözmek çok çok daha kolaydı. Ancak mesela buradaki gibi kare dalga söz konusu olunca işler zorlaşıyordu. Yani eğer bu kare dalgayı kosinüs ve sinüslerden oluşan bir toplam olarak ifade edebilirsek diferansiyel denklemimize çok daha genel çözümler bulabiliriz. Bununla ilgili ilginç olan bir diğer nokta ise şu. Bu arada bu elektrik mühendisliğinde çok sık kullanılan sinyal işleminin temelidir. Bu kas olduğu gibi kabul edersek, yani bunlar kosinüs ve sinüsün fonksiyon ağırlıklarıdır ama bize bu fonksiyonun ne kadar farklı frekans içerdiği hakkında da bilgi verirler. Mesela a1 eğer a2'den çok daha büyükse bu bize fonksiyonun 1 bölü 2 pi hertzlik frekansının 1 bölü pi hertzlik frekansından daha fazla olduğunu anlatır. Ya da a3 hem a1 hem de a2'den büyük olabilir. Böylelikle bir fonksiyon hakkında sadece zaman tanımı kümesini düşünmek yerine her frekanstan ne kadar olduğunu da düşünmeye başlayabiliriz. Fourier serileri ve Fourier dönüşümünde frekans tanım kümesinde ziyaret edip sinyalleri işleyeceğiz. Evet, bunların hepsini önümüzdeki videolarda göreceğiz. Bu kat sayıları nasıl bulabileceğimizi öğrenmek için biraz trigonometri bilgilerimizi, özellikle de trigonometrik fonksiyonların integrallerini hatırlamamız gerekecek. Ama bundan sonra bunların değerlerini bulup fonksiyonumuzu bu şekilde nasıl ifade edebileceğimizi göreceğiz.